116. Evet, 2020 yılı gül çiçeği sezonu yaklaşık 25 gün kadar önce başlamış olup halen devam ediyor. Bu süreç içerisinde başlangıçta biraz aşırı sıcaklardan dolayı bir sıkıntımız olmuş idi. Ve arkasından da devam eden süreçte 24 Mayıs'ta da bir bayağı etkili olan bir don hadisesiyle karşılaştık. Ama her şeye rağmen bölgemizdeki ekili ve dikili alanların biraz daha fazla olması nedeniyle rekoltede herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bütün sektördeki paydaşlarımız, herkes ihtiyaçları olan gül çiçeklerin alımlarına devam ediyorlar. Mümkün olduğu kadar erken saatlerde gelmesine dikkat ediyoruz. Çünkü bunlar bir maliyet hesabıdır. Yarın piyasaya çıktığımız zaman da bu maliyet fiyatlarıyla rekabet edebilmek için mümkün olduğu kadar randımanların çok iyi olması için dikkat ediyoruz. Erken saatlerde toplanması konusunda bazı önlemler ve tedbirler aldık. Şu an gayet güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. Yani sezon iyi geçiyor. Sezonda işte her şey normal gidiyor falan filan ama bunun arkasında pazarlama önemli olan da budur zaten. Pazar biliyorsunuz dünyayı hakikaten sarıp sarmalayan ve kasıp kavuran bir pandemiden bahsediyoruz. Covid-19 koronavirüsü sebebiyle neredeyse dünyanın hani ekonomisi durgunluk devresine girdi. Bundan ister istemez hem ülkemiz hem de bizim sektörümüz doğal olarak etkileniyor ve etkilendiğini de söyleyebilirim. Asıl sorun ve problem bundan sonra başlayacak. Şu anda herkes kendi gülünü topluyor, getiriyor. Bir şekilde işte imalatçı firmaları bunu alıp işliyorlar. Sorunu çözmeye çalışıyoruz. Mağduriyet yaşanmaması için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Ama bundan sonrasındaki inşallah her şey normale döner. Pazarda bir sıkıntı olmaz ise bugünden çekmiş olduğumuz sıkıntılar, problemler o gün hiç yaşanmamış gibi olacak bizim adımıza. Ama bunu yaşayıp görmemiz gerekiyor. Daha yeni yeni hem dünyada hem de ülkemizde normalleşme sürecine girildi. Bundan sonraki süreçte fabrikaların bacalarının tütmesi, insanların işlerine dönmesi, hani normal şartlarda üretime başlaması ve tüketim ekonomisinin de devreye girmesiyle alışverişlerin hızlanması, efendim ülkeler arası hava yolu şirketlerinin uçuşlarına başlaması, bütün bunlar bizim burada yapmış olduğumuz üretimlerle doğrudan birinci derecede alakalı olan şeyler. Ümidimiz o ki inşallah çok kısa sürede hem ülkemizde hem de dünyada bu koronavirüs belasından kurtuluruz. Her şey normale döner. Bizler de rahat bir nefes alırız diye düşünüyoruz. Biz burada gül çiçeklerini iki ana ham maddeye dönüştürüyoruz. Bir gül yağına, bir de gül konkretine. Öyle tahmin ediyorum ki işte 1,5-2 ton arasında herhalde yaklaşık bir gül yağı imalatı söz konusu olurken 15 ton civarında belki 20 tona kadar gidebilir. Çünkü bu bir denge meselesi. İşte gül yağı üretimi 1500'e kalırsa konkret 20 tonu bulabilir. Tersine konkret 15'te olursa gül yağı işte 1500-2000 kilograma kadar gidebilir. Ama biz bunu genel perspektiften baktığımız zaman evet dünyanın %60 ya da 65'lik bir kısmı Isparta'dan gerek gül yağı gerekse gül konkreti olarak parfümeri ve kozmetik sanayine ham madde olarak üretim yapıyoruz. Bu tabii güzel bir şey. Memlekette olup biten hadiseleri yakından takip etmek, bir noktada gül yağı fiyatlarının tespitinde etkili olmak anlamına elimizdeki bir güç olarak görüyoruz. Çok eskiden dolarla çalışılıyordu ama daha sonra bizim hedef ihraç ülkemiz Avrupa olduğu için Avrupa'nın Euro'ya geçmesiyle birlikte biz de Euro'ya geçmiş olduk tabii. Bunu çok basit bir örnekle anlatabilirim.
2016 yılında 12 bin euro idi 1 kilogram gül yağının fiyatı. Ama tabii oraya gelene kadar 7 bin euro, 8, 9, 10, 11 gibi merdivenleri kısmi olarak tırmanarak gelmişti. Zirve yaptığı yıl 2016 ve 12 bin euro idi. Geçen yıl işte 8 bin, 7 binlerde falan başladı Temmuz ayı itibariyle. Ama devam eden süreçte yani bugüne kadar geldiğimizde düşmeye devam etti. Son olarak hani bazen duyuyoruz işte 6 bin euro denildiğini duyuyoruz, 7 bin denildiğini duyuyoruz. Ancak bu şey değil. 2020 yılında elde edeceğimiz ürünlerin gül yağlarının ya da gül konfetlerinin fiyatında çok etkili olacağı anlamına da gelmez. Şu ana kadar pazarda geçmiş yıllardaki gibi çok bir önemli bir hareketlilik de yok. Ama tabii ki ayağa kalkacak bu. Böyle devam etmeyecek. Ne olur Temmuz'da olmaz, Eylül'de olur, Ekim'de olur ama devam edecek bu. Dolayısıyla bu yılın fiyatı ile ilgili çok fazla bir şey söylemek şimdiden çok erken. Koronavirüs hemen hemen bizim sektörümüzde %100 etkisi olan bir şey. Şu anda fiyat konuşamıyor isek, herkes önünü net olarak görüp plan ve projelerini, üretim tekniklerini ve üretim planlamalarını yapamıyor ise tabii ki çalışmış olduğumuz firmaların, gerek Avrupa'da gerekse dünyadaki çalışmış olduğumuz firmaların bugüne kadar %30, %40 civarında belki küçülmeye gitmeleri ya da faaliyetlerini geçici olarak durdurmalarından kaynaklanan bir şey. Çünkü genelde bizim ham maddesini verdiğimiz ürünlerin satışları en çok havalimanlarında ve free shoplarda satış yapılır. Ve oralardan çok fazla ürün çıkışı olur. Ama gel gör ki havayolu şirketlerinin bütün seferlerini iptal ettiği, ülkeler ve kıtalar arası uçuşların durdurulduğu bir dönemde hani tabiri caizse bıçak gibi kesildi. İnşallah bu tekrar başladığında uçuşlar normale döndüğünde bu sektörde kendiliğinden ister istemez kontrollü de olsa yeni yaşam şeklini ayak uyduracak, pazar canlanacak diye bekliyoruz. Burada görevimiz eksperlik. Yani ince yağ çıkarıyoruz. Ve buraya gelen üreticilerden aldığımız gül çiçeğini burada kazanlarımıza belli oranlarda basıp buhar sistemiyle kaynatmaya başlıyoruz. Kaynayan suyumuzun buharı yağla birlikte gelip sonra müberit dediğimiz kısımda, şu ön kısımda distilasyon yani artık su şeklinde gelip ön güğümlerimizden akıyor. Sonra buraya gelen yağlı su arka güğümlerimizden birikerek üst tanka atarak ikinci distilasyon işlemine sokmaya hazırlıyoruz. Sonra bu makineye geliyoruz. Veronik makinemizin adı. Oradan gelen suyumuzu artık burada ikinci distilasyonda yağımızı çıkarıyoruz. Sonra burada elde ettiğimiz yağları İkisini birbirine karıştırarak burada bir kat süzdükten sonra Gürbürlük Genel Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Orada da ikinci bir işleme girerek ince süzüm yapılarak tek bir kalite yağ oluşturulup artık alıcılarına ulaşıyor.